Galatasaray'dan Emre Akbaba kararı. Spor Toto Süper Lig'de Türk Telekom statında Çaykur Rizespor'a 4-3 yenilerek zirve yolunda ummadığı bir darbe alan Galatasaray'da milli aranın ardından taşlar yerinden oynayacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, tek forvetle eski düzene dönmeyi planlarken oyuncu seçimlerinde de bazı değişikliklere hazırlanıyor. Sarı kırmızılı çalıştırıcı milli aradan sonra Atakaş Hatay Spor maçıyla birlikte Sofyan Feghouli'yi ilk 11'de oynatmayı planlıyor. Cezayirli futbolcuyu sağ önde, kanat forvet olarak düşünen Fatih Terim, oyun içinde zaman zaman Feghouli'yi 10 numara pozisyonuna çekmenin hesaplarını da yapıyor. Süper Lig'in kalan periyodunda Feghouli'nin tecrübesine ve yeteneklerine ihtiyaç duyan Fatih Terim, bu nedenle Cezayirli futbolcudan büyük bir beklenti içinde. Diğer yandan sistem değişikliğiyle beraber sol önde Henry Onyekuru tekrar ilk 11'e dönecek. Terim böylece hem en uçta Mustafa Muhammed'e şans verecek hem de kanat forvet olarak Feghouli ve Onyekuru'yu kullanacak. Sarı kırmızılı takımın geçmişten gelen alışkanlıkları nedeniyle bu formasyona hemen adapte olması bekleniyor. Fatih Terim son iki maçta 10 numara pozisyonunda oynattığı Emre Akbaba'yı ise kulübeye çekecek. Fatih Terim'in Rize maçında mükemmel bir gol atmasına rağmen oyundan aldığı Emre Akbaba ise sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılmayı ciddi ciddi düşünmeye başladı. Eğer Emre sezon sonunda sarı kırmızılılarla yollarını ayırırsa, 4 yıllık Galatasaray kariyerinin 2 yılını sakat olarak geçiren milli oyuncu, Cimbom'a 4 milyon euro bonservis bedeli ve 7 milyon euroluk maaşıyla birlikte toplamda 11 milyon euroluk zarar yazdıracak. Bu durumu büyük bir tehlike olarak gören yönetim, hem gelecek yabancı sınırını hem de Emre'yi parlatıp satmayı düşünerek, milli oyuncuya daha makul şartlarla yeni bir sözleşme önerecek. Yeni Ronaldo Galatasaray'a. Brezilyalı Wonderkid geliyor. Dubai'nin Şebap El Ahli takımında forma giyen Igor Jesus'un gelecek sezon için sarı kırmızılı ekibin listesinde olduğunu, hatta oyuncunun temsilcisiyle temas olduğunu iddia eden Brezilya basını, 20 yaşındaki forvet oyuncusu için Avrupa'dan başka kulüplerinde transfer girişiminde bulunduğunu öne sürdü. Bu sezon Şebap El Ahli ile harikalar yaratan Igor Jesus için Galatasaray ilk temaslarda bulunmaya başladı. Brezilya basınında çıkan iddiaya göre görüşmeler resmi düzeyde olmamakla birlikte devam ediyor. Bu transferde Galatasaray'ın Avrupa'dan başka rakipleri olmakla beraber oyuncunun ve kulübün Galatasaray'a ne tepki vereceği henüz bilinmiyor. Adı Galatasaray'la anılan 20 yaşındaki Igor Jesus ilk kez 2019 yılında altyapısından yetiştiği Coritiba'da profesyonel olmuştu. İlk yıl 32 maça çıkıp 5 gol 1 asist yapma başarısı gösteren Jesus, ikinci yıl 25 maça çıkıp sadece 2 gol atınca gözden düşmüştü. Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Şebap El Ahli'ye 2 milyon euro karşılığında transfer olan Jesus, bu sezon 27 maça çıkıp 15 gol 11 asist yaptı. Ligde çıktığı 21 maçta 11 gol 8 asistlik katkısıyla parlayan Jesus, takımının en skorer oyuncusu konumunda. Igor Jesus'un transfer marketteki güncel değeri ise 4,5 milyon euro civarında. Galatasaray'ın transferini Snyder bitiriyor. Younes Belhanda'yı gönderen Galatasaray yine büyük oynuyor. Sarı kırmızılı ekibin listesinde birçok aday var ama ilk hedef Paris Saint Germain'le sözleşmesinin sonuna gelen Julian Draxler. Alman yıldız ve menajeriyle yarı resmi görüşmeler yapılıyor. Ancak henüz herhangi bir resmi teklif sunulmuş değil. Sarı kırmızılılarda öncelik Julian Draxler'e Galatasaray'ı anlatmak. Bunun için de efsane 10 numaralardan yardım alınacak. İlk aşamada Wesley Sneijder'den destek istendiği ve Sneijder'in de Alman oyuncuyu arayarak Galatasaray'ı anlattığı öğrenildi. Hollandalı yıldızın Türkiye'ye kendisiyle aynı yaşta geldiğini, en doğru kararı verdiğini ve çok mutlu olduğundan bahsettiği bildirildi. Galatasaray'ın bir sonraki aşamada Drogba ve Hacı gibi eski yıldızlarını da Draxler'in ikna edilmesi için kullanacağı konuşuluyor. Henüz nabız yoklayan ve resmi bir teklifte bulunmayan Galatasaray, yaz transfer döneminde en büyük bütçeyi Julian Draxler'e ayıracak. Belhanda'nın 5 milyon euroyu bulan maliyeti olduğu gibi Alman oyuncuya aktarılacak. Ayrıca gelecek sezon statların da açılması bekleniyor. Draxler sayesinde store, tribün gelirinin artırılması planlanıyor. Henüz Draxler'e büyük liglerden bir teklif gelmemesi Galatasaray'ın umutlarını arttırıyor. Alman yıldız bu sezon 17 maçta Paris Saint Germain formasını giydi ve 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.
Müjde! Başkan transferi resmen açıkladı. Galatasaray'da transferde sıcak bir gelişme yaşandı. Arjantin basınında yer alan bilgilere göre sarı kırmızılılar Vélez Sarsfield forması giyen Luis Abraham'la resmi transfer görüşmelerine başladı. Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Vélez Sarsfield başkanı Galatasaray'ın yıldız futbolcu için resmi teklif yaptığını ve sözleşmesinin son senesinde bulunan yıldız oyuncunun Türk devine gitmek istediğini itiraf etti. Bu transferde sezon sonunda Arjantin ekibiyle sözleşmesi sona eren Abraham'ın da Galatasaray'da forma giymek istemesi sarı kırmızılılar için büyük bir avantaj olarak görülüyor. Peru milli takımının savunmasında da görev yapan Luis Abraham transferi, özellikle Marcao'nun satışının düşünülmesi üzerine kesin olarak gerçekleştirilecek. Brezilyalı Marcao gibi sol ayaklı bir stoper olan Abraham, yine sambacı stoper gibi henüz 24 yaşında. Defans bölgesinin merkezinde forma giyen Luis Abraham'ın Transfermarkt değerinin 7 milyon euro olması dikkat çekiyor. Arjantin basını serbest transfer olarak sarı kırmızılılara imza atacak olan Perulu futbolcunun Galatasaray'la 5 yıllık sözleşme imzalayacağını da duyurdu. Dünyanın en hızlı futbolcusu Galatasaray'a. Bu sezonun devre arası transfer döneminde Kanada hızlı bir oyuncu isteyen Fatih Terim'in isteği Monaco'nun yıldızı Henry Onyekuru'nun transferiyle yerine getirilmişti. Ancak takıma Onyekuru kadar hızlı en az bir oyuncu daha katmak isteyen İmparator, scout ekibine talimatı verdi. Hasan bir yandan oyuncu izleme ekibiyle hızlı bir bitirici aramaya devam ederken menajerler de Terim'e Flamengolu Bruno Henrique'yi önerdi. Brezilyalı yıldız için karar artık hocada. Galatasaray dünyanın en hızlı futbolcusu olarak tarihe geçen Brezilyalı Bruno Henrique'yi teknik heyetten olur alırsa kadrosuna katacak. Son 2 sezonda forma giydiği 50 maçta 20 gol atıp 12'de asist üreten Henrique, mükemmel hızının yanı sıra tekniğiyle de beğeni topluyor. Kariyerinin en parlak sezonunu 2018-2019 sezonunda geçiren Bruno Henrique, söz konusu sezonda 46 maçta 26 gol atıp 9 da asist yaparak tam 35 gole direkt etki etmişti. Asıl mevkisi sol kanat olan sambacı oyuncu, görev verilmesi halinde sağ kanat ve santrafor pozisyonlarında da forma giyebiliyor. Güncel piyasa değeri 5,5 milyon euro olan Henrique, Flamengo'ya 2019 yılının Ocak ayında Santos'tan transfer olmuştu.